Derin dalış ile gelen derinlik sarhoşluğu, nitrojen narkozu nedir? Derinlere inmek, oralardaki batıkları ve deniz canlılarını görmek, denizin basıncını hissetmek ve deneyimlemek bütün dalgıçlara her zaman cazip gelmiştir. Fakat derinlere inmek belli başlı sorumlulukları da beraberinde getirir. Su altında soluduğumuz hava burada soluduğumuz havanın aynısıdır. Yani %78 nitrojen, %21 oksijen ve %1 diğer gazlardan oluşur. Sadece filtrelemeden geçtiği için içerisinde nem, toz ve koku bulunmaz. Vücudumuz oksijeni kullanırken solduğumuz nitrojeni tüketmez. Fakat su altında basınç ile bu havanın yoğunluğu artar. Bazen dalışlarda solduğumuz havanın kokusunda ve tadında değişiklik hissedebiliriz. Bunun genelde temel nedeni tüp dolumu esnasında filtrelerin doğru çalışmaması veya kompresördeki başka aksaklıklardan kaynaklanır. Kirli hava çok nadir karşılaşılan bir durumdur. Genel olarak dalış merkezleri en çok kendileri bu havayı solumak zorunda olduğu için kompresör ve hava kontrollerini düzenli olarak yaparlar. Yine de dalış esnasında ulaşabilecek baş ağrısı ve mide bulantısı gibi durumlarda dalışa son vermenizi tavsiye ederim. Kirli ve sağlıksız bir havanın su altında kullanımı baş ağrısı, mide bulantısı hatta uzun süre solunması durumunda kusma ve bilinç kaybı şeklinde kendini gösterebilir. Kirli hava tüketiminin olduğu düşünüldüğü durumlarda dalıcıya saf oksijen ile solunum yapılmalıdır. Tüplü dalışlarda hava kalitesi bizim dalış sağlığımız için en önemli konuların başında gelir. Dolum esnasında tüpün içerisine dolabilecek olan tekne veya arabaların egzozunun dumanı ya da sigara, benzin gibi ürünlerin kokuları havanın kalitesini düşürür. Tüpün içerisine dolan bu sağlıksız hava basınç arttıkça daha fazla yoğunlaşacağı için su altında çeşitli zehirlenmelere neden olabilir. Karbondioksit ve karbonmonoksit zehirlenmesi özellikle benzin ve sigara gibi farklı kötü kokuların tüp dolumu esnasında içine karışmasıyla gerçekleşir. Bu gibi kalitesi düşük havanın uzun süre solunması tipik zehirlenme belirtileri gösterir. Havanın tadında veya kokusunda bir şey fark etmemiş olsanız bile baş ağrısı, mide bulantısı gibi belirtileri kendinize gözlemlemeye başlıyorsanız dalış lideri ve eşinize durumunuzu bildirin ve dalışınızı bir an önce sollandırın. Az önce solduğumuz havanın %78'inin nitrojen olduğunu söylemiştim. İşte bu nitrojenin su altında yoğun bir şekilde solunması vücudumuza çeşitli etkilere neden olur. Bunlardan birincisi nitrojen narkozu ya da derinlik sarhoşluğudur. Solduğumuz nitrojenin vücudumuzda oluşturduğu narkozun aslında direkt bir etkisi bulunmaz. Ancak su altında iletişiminizi, karar verme ve sağlıklı düşünme gibi yetilerinizi zayıflatır. Tıpkı sarhoş olduğumuzda olduğu gibi gerçek olmayan aşırı bir özgüven hissi oluşturabilir. Bu da devamında sarhoş bir dalgıç ile su altında vakit geçirmeye dönüşebilir. Sarhoş bir insan nasıl ki sarhoş olduğunu kabul etmezse, nitrojen narkozu olmuş bir insan da derinlik sarhoşluğuna kapıldığını kabul etmez. Bu da tehlikeli olabilecek davranışlara, planın dışında bir derinliğe ve yöne gitmesine neden olabilir. Beraberinde ise yaşanacaklar hepimiz için hoş olmayan sonuçlar doğurur. Bu yüzden bu gibi durumlarda karşınızdaki insanın nitrojen narkozuna yakalandığını düşünüyorsanız dalgıca sorunun onda değil kendinizde olduğunu belirtin ve yavaşça yükselmesini sağlayın. Derinliği düşürmek narkozun yoğun etkisinin kaybolmasına neden olur. Narkozun etkisi azaldıkça ve güvende olduğunuzdan emin olduktan sonra tekrar dalışa devam edebilirsiniz. Özellikle derin dalışlarda inişte ve çıkışta demir halatı veya zincir referans olarak kullanılabilir. En önde olan dalgıç yavaşça yüzeye doğru çıkacak ve arkadan gelenler de bu hıza uyarak yavaşça geleceklerdir. Derin dalışların yapıldığı teknelerden acil durumlar için 3 metre derinliğe tam takım bir scuba sarkıtılarak önlem alınmalıdır. Peki acil durumlarda ne yapmalıyız? Olumsuz oluşabilecek durumlara karşı her zaman bir acil durum senaryonuzun olması sadece dalış için değil, hayatımızın her aşamasında bizim için gerekli bir durumdur. Panik havası genelde kişilerin ne yapacaklarını bilmemesinden ve plansızlıktan kaynaklanır. Acil durumlarda yapılacakların senaryosu, kimlerin hangi görevleri alacakları ve nerelerin aranacağı gibi konular dalış yapacağınız bölgelere göre değişkenlik gösterse de çoğunlukla benzerdir. Bulunduğunuz bölgedeki ilk yardım ve güvenlik ekiplerinin telefon numarası herkesin telefonunda mutlaka kayıtlı olmalıdır. Tüplü dalış su altında gerçekleşse bile genelde problemlerin çoğuyla su yüzeyinde dalış öncesinde karşılaşırız. Dalış öncesi son hazırlıklar ve kontroller bizim hem dalış esnasında hem de dalış sonrası ekstra bir problemle karşılaşmamızın da önüne geçer. Dalış esnasında karşılaşan problemin türüne göre yapmanız gereken ilk iş dalış eşlerinize haber vererek kontrollü bir şekilde su yüzeyine çıkmak ve denge iliğinizin sizin yüzeyde kalacağınızdan emin olana kadar hava ile doldurmaktır. Denge iliğinizin şişmiş olması sizin ekstra enerji harcamanızın da önüne geçer. Acil durumların hepsinde yardım istemek asla ayıp ya da küçük düşürücü bir durum değildir. Aksine su üstüne çıktığınız ilk anda yapılabilecek en mantıklı iş düdük veya işaret şamandırası ile tekneden veya kıyıdakilerden yardım istemektir. Uyarı düdüğünü çalmak, el sallamak ve yardım için bağırmak sorunların daha da büyümesini engelleyerek daha hızlı bir şekilde
içinde çözülmesini sağlar. Karşılaştığımız sorun ne olursa olsun sakin kalmaya çalışmak ve problemin ne olduğunu anlamak yapmamız gereken en önemli adımların başında gelir. Problem yaşayan dalıcılar arasında hangisinin durumun kontrol altına aldığı ya da alabileceğini kestirip ve hangisine yardımın öncelik tanınacağı da acil durum anında karar verilmesi gereken anlardan birisidir. Herkese aynı anda aynı seviyede yardım edemeyebiliriz. Bu yüzden öncelik sırası belirleyerek yardım etmeye çalışmak ortamı daha güvenli bir hale getirir. Sakin olduğundan emin olduğunuz dalıcıyı da heyecanlı ve panik içinde olan dalıcıyı da hemen fark edersiniz. Sakin olan dalıcılar kurallara uyma eğilimindeyken panik halindeki dalıcılar kontrollerini kaybetmiş durumdadırlar. Panik halinde bir dalıcının ilk yapacağı şeylerden birisi sudan çıkmamış olmasına rağmen regülatörün ağzından atması, denge yeleğini şişirmeyi unutmuş olmasına rağmen yüzeyde kalmaya çalışmasıdır. Su üstünde kalmaya çalışmak panik dalıcıya çok enerji kaybettirir. Heyecan ve korkuyla bir şeye tutunmaya çalışırlar. Panik dalıcıların tükenme durumuna gelmeden ve aşırı yorulmadan yardıma ihtiyaçları vardır ve bir süre sonra su yutmaya başlarlar. Bu gibi durumlarda dalış eşlerinin birbirine yardım etmesi önemlidir. Fakat panik olan dalıcı, sakin dalıcının hayatını da riske atabileceği için yardım edecek dalıcıların izlemesi gereken bazı adımlar bulunur. Yardım edecek dalıcının kendisini güvende tutması için ilk önce kendi bilgisini şişirmesi ve yüzeyde olduğundan emin olması gerekir. Daha sonra dalıcıya sesli ikazda bulunarak sakin kalmasına yardımcı olmalıdır. Panik dalıcının bilgisini şişirilerek kontrollü bir şekilde yüzeyde kalmasına yardımcı olduktan sonra tekrar solunum yapması sağlanmalıdır. Dalıcı sırt üstü yatırılarak yardım istenir ve sudan çıkış gerçekleşir. Suyun dışından yardım etmeniz gerekiyorsa orada kalmak ve yüzeyden panik dalıcıya tutunabileceği bir şey uzatmayı denemelisiniz. Böylece hem kendinizi hem de panik dalıcıyı tehlikeye atmamış olursunuz.